Dolayısıyla burada a, Batı dünyayı hakim olurken hakimiyet teorileri diyor. Halk deyimiyle sömürürken kullandığı yöntemleri e bilmezse siyasal lider ve yöneticilerimiz bu ülkeyi sıkıntıya sokarız. Ciddi anlamda. Şimdi Batı'dan gelen istihbarat topluluğu, sivil toplum kuruluşu ya da gazeteci bilim adamı görününde olanlar kendi halkının refahı için çalışıyor. Ama benim milletimin refahından çalıyor. Bu nedenle bu konuların Türkiye'de halka karşı da aydınlatılması lazım. Anlatılması lazım. Sivil toplum kuruluşları çok önemli. Yani bizdeki gibi değil. Sistemleri farklı. FETÖ'nün Türkiye'deki aktiviteleri detaylı bir şekilde... Sayın Cumhurbaşkanımız gidip anlatıyor ama sonuçta Türkiye vesile oldu büyük çoğunluğuna. Geçmişte bizim Cumhurbaşkanları, Başbakanlar FETÖ'cüleri aldı götürdü. Ne yapıyorlar? İslam dünyasından çocuk devşiriyorlar. Önceden 1920'lerde filan e e misyoner okullarının yerini FETÖ okullarıyla Tanzanya'ya, Kenya'ya gitti oralara. Çocuğu Türk, Türkçe öğreteceğim, Osmanlı Türk'üyüm diye çocuğu alıyor. Türkçe de öğrettiği yok uluslararası... Sırf Müslüman değil ki hocam. Diğer dinlerden de çok çocuk aldı, devşirdi öyle. Şimdi bunların FETÖ'nün ana şeyi İslam dünyasının dizaynı. Öbür tarafta da farklı şeyler var. Amerika'nın. Evet şimdi Amerika'ya götürüyor, beynine formatı atıyor, geliyor. <laughs> Birçok ülkede şu an darbeye hazır FETÖ'cü var değil mi? Yani ama Kırgız, ama e, Ugandalı, ama Kenyalı. Erbil'e gittik. Erbil'de Barzani'nin yakınındaki insanlar, o günkü bir bakan vardı. Şunu söyledi, FETÖ'cüler 1994'ten beri, Işık Üniversitesi var orada da, okulları var. E, 94'ten beri 40 bine yakın elemanı bu ülkenin içinde, bürokraside, askeriyemize bile sızdılar. Ve her an, aynen dediğiniz gibi, Amerikan evet, çizgisinden çıkarsa... Bu, sayın tak, çiftçi, evet, bu tam e, e, değindiğiniz yerden devam edelim. Emniyet Genel Müdürlüğü, Suriyeli sığınmacı gibi davranarak provokasyon amaçlı açılan operasyon hesapların hesaplarını deşifre etti. Yapılan incelemede hesapların çoğununun yurt dışına kaçan FETÖ'cüler tarafından kullanıldığı belirtildi ve belirlendi. Şimdi e, bu konuyla <laughs> ilişkili olarak sosyal medyada göçmen rolüyle provokasyon yapıyorlar deniliyor. Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi bunu geçen e, Ocak ayında sosyal medyadan ben duyurmuştum. Şöyle ki Aralık ve e, geç, 2021 Aralık Kasım, Aralık, Ocak ayında açılan binlerce hesaba rast geldi. Takipçisi de yok ciddi ciddi. Genelde sosyal medyada bu tip hızlı bir şekilde toplu hesaplar açılıyorsa e, ve bunlar birbirini takip edebilecek hemen, hemen aynı tarihte ise bir operasyon hazırlığı vardır. Şimdi Türkiye'ye yönelik e, içeriden Türkiye'nin karışması, seçim öncesi karışması yahut da kaotik bir hava çıkması, hava oluşmasını kim ister? Soru bu. Yani geri dönmek isteyen FETÖ ister. FETÖ kim? FETÖ birinin maşası. Bu nedenle ben FETÖ demiyorum. FETÖ'yü tutan maşadan bahsediyorum. Erdoğan Paşa'm söyledi ya. O maşa Türkiye'de FETÖ üstünden yeniden bir Türkiye'nin kontrol altına alma. Eğer FETÖ başarılı olsaydı bugün Türkiye İran'la savaşacaktı. FETÖ'nün İran'la ilgili, evet biz İran'ı biliyoruz ama İran'la ilgili çalışmalarına baktığımızda sürekli sosyal medyada. Şimdi Türkiye'de Sokakta gözle görülü bir problem var. Bu problem mülteci. Yani göç, düzensiz göç problemi. E, bu noktada e, sürecin iyi yönetilemediğini düşünüyorum. Böyle bir göç stratejisi yok gibi bir şey. Sınırdan giren biri Taksim'in meydanına pat diye gelememeli. Osmanlı'da bunun bir stratejisi vardı. Belli bölgeleri yerleştiriliyordu. İstanbul'a girerken gel bakayım sen niye geliyorsun? Yani bu böyle bir şimdi bizde genelde Londra, Paris hayranıdır. insanlar, New York hayranıdır belli kesimler. Ama Londra'nın Paris'e gittiğinizde e, Londra'nın belediye başkanı Pakistan kökenlidir. Londra'da yaşayanların yüzde %45 45'i beyaz değildir. Londra'da yaşayanların. Paris'te de öyle. Birkaç kere ayaklanma da olmuştur geçmişte. Ama Paris'e de gitseniz Londra'ya da gitseniz fark etmiyor. Avrupa'nın iki tane önemli ülkesi. İngiltere'de yabancı çok fazla var. Onların daha önce yaşadığını Türkiye şu an yaşıyor. Neden Paris Londra'ya gitti? Çünkü etkin ve hakim güç onlardı. Mesela Türkiye şimdi neden geliyor? Akın akın geliyorlar. Bunun bir organizatörü var mı yok mu? Yani gelme ihtimalleri yüksek daha da. Şimdi dışarıda farklı bir Türkiye algısı var. İçeride farklı. Dışı beni yakar. Dışı ele yakar, içi beni yakar misali bir söz vardır ya. İçeride bizim ekonomik sıkıntılarımız var şu an. Ama dışarıda Libya'da Fransa'yı, Rusya'yı e, devirmiş. Yani istediğini vermemiş. Suriye'de öyle, Karabağ'da öyle, Katar'da öyle. Amerikan ve Körfez'in planlarını engellemiş. Böyle bir Roma İmparatorluğu gibi şahlanan bir Türkiye var dışarıda. Doğal olaraktan da insanlar Türkiye'ye bir arayışa geliyor kendince. Bu süreci koordine eden birilerinin de olduğunu düşünüyorum. Mesela Macaristan Başbakanı Orbon iki yıl önce Soros'u işaret etmişti. Avrupa'da Hristiyanlığın e, azalma, e, Hristiyan kültürünün zayıflaması, milliyetçiliği düşürmek için Avrupa'nın nüfusunu Afrika'dan, Ortadoğu'dan Orta e, değiştirmek istiyorlar. Demografik yapıyı demişti. Şimdi Türkiye'de gözle görülür bir göç hareketi var. Buna yönelik net söylüyorum. Bir göç stratejisi görmüyorum. Hatay'dan İskenderun'a kadar olan alana bir gidin. Yani Türk var mı orada artık sormak lazım. 10 yıl sonra ne olacak? Şimdi durum buyken, bu sokakta konuşuluyorken, buna dair bir eleştiri, öfke ve algı varken sosyal medya genelde öfkenin yönetimi üzerine çalışır istihbarat. Çünkü sosyal medyada... Bir ülkede, bir şehirde, bir ilçede, bir mahallede, bir evde, bir bireyin beyninde ne olduğunu yapay zeka ile çok net bir şekilde programlarla konabilir. İstanbul'da en çok konuşulan kelime nedir dediğinizde yazılımınız varsa basit bir yazılımınız o kelimeyi net bir şekilde bulabilirsiniz. Ve gerçeğin gerçek bir problemin üstüne kışkırtma yaparlar. Yani göç olayı düzensiz göç Türkiye'ye gerçek bir problemdir Türkiye'de çözülmesi gerekir bir şekilde gönderilsin ya da kalsın anlamında değil. Londra ve Paris ne yapmışsa biz onu yapmamız lazım. Yani onların deneyimleri var bu konuda. Dolayısıyla FETÖ hesaplara da en kolay kaçınacak şey ne? Bu. Bunu da kaşıyorlar. Yani aklın yok. E, akıl zaten ellerindeki yazılımda bu görünüyor. Şu an insanların bunu kaşıdığında e, insanların ekonomik olaraktan toplum vahşi kapitalizmin son noktasını yaşıyoruz. Tüm dünya. Türkiye'de de öyle. Bir taraf füze gibi yukarıya gidiyor ekonomi göre. Diğer tarafta füze gibi aşağı gidiyor. Tam bu noktada zaten Türkiye <laughs> kendine yetmiyor kardeşim. Bir de dışarıdan getiriyorsunuz bunlara iş vereceksin falan gibi söylemler vatandaşta var. Bu neden var? Buradaki sürecin iyi yönetilemediğini düşünüyorum. Ondan kaynaklanıyor. Süreci iyi yönetemezseniz biri yönetir. Şu an yöneten FETÖ'nün FETÖ, nün, FETÖ nün derken arkasındaki istihbarat bu yönde bir ayaklanma, kargaşa çıkartmak istiyor. Bu doğru. Bu şu anlama gelmesin. Böyle bir problem yok anlamında var ki çıkartmak istiyor. Bu nedenle daha başka alanlarda da sosyal medya üzerinden seçim yaklaştığında bu tip provokasyonlar olacaktır. Türk milletinin hassas ve duyarlı olduğu, öfkeli olduğu yerler nedir? Bu İşte ekonomi. Özellikle bu stokçular üzerinden gelebilecek şeyler var. Bir anda bir yağ çıkıyor, bir anda sarımsak çıkıyor, bir anda patates çıkıyor gibi. Bunu da Sağlıkta nasıl ki önleyici tedavi vardır? Sosyolojide de, sosyal olaylarda da bunu vatandaş değil, vatandaşa iş düşmeden, FETÖ'den daha önce erken hareket ederekten sürecin yönetilmesi lazım. Yani şu an süreci yöneten bu noktada e, suistimal etmek isteyenler. Oysa ki açıktan bu görülüyor zaten. Milletin bilgilendirilmesi lazım. Özellikle sosyal medyada sosyal psikoloji dediğimiz şu an en çok ihtiyacımız var. COVID de zaten ciddi bir sıkıntı yaşadı. Kapandı. Bugün Çin'de büyük intiharlar var şu an. %66 oranında intihar artıyor. Kapanma var. Covid sonrası ekonomik problemler, iş problemleri. Şimdi bir de Rus-Ukrayna savaşının yansımaları ve dünya genelinde artık enerji fiyatları, enflasyon ne oldu? Birçok ruh halinde değişim var. Sosyal psikoloji dediğimiz devletimizin, toplumun genelini yönetmede Buna yönelik yöneticilerimizin bir mekanizma geliştirmesi lazım. Yoksa inisiyatifi biz FETÖ'ye kaptırırız, yoksa fetöye <laughs> kaptırırız. Şimdi yüz, sürekli mesaj geliyor. Hocam bu doğru mu? E, diyelim ki bir Afgan şunu yaptı, bir o bunu yaptı. Çünkü bunu doğrulatan... İnanan tam, bir grup da var aslında. İnanan büyük tarafından. çoğunluk var. <laughs> bir de yaşayan var. Net bir şekilde inanmayı bırakın. Bu bir problem. Öncelikle bunu kabul edeceğiz. Ama onu pompalayan medya var. Onu da görmek lazım. Peki. Şimdi... Evet. Dolayısıyla benim söylemek istediğim çok cümleyle bağlayayım. <laughs> de gençlere söylediğim eğer siyaset hevesliyseniz oturun. Hakimiyet teorisi demek sömürme demektir. Sömürme yapmak isteyenlerin sivil toplum kuruluşu ve bir devletin nasıl dizayn edildiği, bir ordunun, bir polisin nasıl ele geçirildiğini bu süreçte bilgisiz, hırslı, her şeyde başa gelmek isteyen politikacıların kullanıldığını bu nedenle öyle politikacı olmayın gençlere. Dimdik Türk milletinin haklarını, Türk devletinin milli <laughs> menfaatlerini savunacak, akledebilen şekilde politikacı olursa bunların hiçbirini konuşmamıza gerek yok. Peki. Sayın Ağar sizden de değerlendirme alalım. Şimdi tabii emniyet e, bu tabloyu ortaya koyarak sizce neyi engellemiş olabilir? Şimdi efendim ben e, izninizle e, saygıdeğer konukların e, kurmuş olduğu cümleler üzerinden bir genel değerlendirme yapmak istiyorum. Biraz önce Abdullah Bey son derece önemli bir isabetle e, göçmen meselesinin bir silah olarak kullanıldığını söyledi. E, ben e, bunu ekleyeceğim müsaadenizle. E, sadece göçmen meselesi değil, e, biraz önce Nedim Bey'le de beraber konuştuğumuz e, bu FETÖ meselesi. FETÖ'nün e, teolojik boyutu. Yani e, dinlerin, mezheplerin, meşreplerin yani tarikatlerin e, radikalizmin, e, bir şekilde ekonominin, e, belirsizliğin bir silah olarak kullanılması meselesi. Şimdi biz ne yazık ki toplum olarak bu konularda çok e, yeterli bir bilinç seviyesine ne yazık ki sahip değiliz. Şimdi hatta e, bunları söylediğimiz zaman eleştiri diyoruz, hatta linçe maruz kalıyoruz ama söylemek zorundayız. Ee, gerçek bir Müslüman, gerçek bir milliyetçi, gerçek bir Atatürkçü, gerçek bir ulusalcı, gerçek bir vatansever, gerçek bir liberal, gerçek bir demokrat nasıl olunur? Buna dair bilgimiz ne yazık ki son derece az. Bilincimiz ne yazık ki son derece az. Sonuçta hepimiz bu vatan, bu millet, bu devlet için bir birliktelik, bir emek ee, bir e, niyet, iyi niyet taşıyor olmamıza rağmen sürekli birbirimizle kavga ediyor Sürekli birbirimize didişiyoruz. Belli ki arada bir takım e, süreçleri manipüle eden, edebilen bir takım güç odakları, etki odakları var. Şimdi hepimizin genel bir kabulü var. Şimdi Allah'la kulu arasına devletle vatandaşı arasına bir güç odağı bir etki odağı, bir ruhban sokulmaması gerekiyor. Girdiği zaman büyük sorunlar çıkıyor ve baktığımız zaman gerçekten de şu an sadece Türkiye'nin değil, bütün İslam coğrafyasının temeldeki sorununda bu olduğu gözüküyor. Şimdi biz FETÖ üzerinden pek çok konuyu konuştuk. FETÖ'nün fiziki varıyla mücadele boynumuzun borcu. Ama FETÖ'nün üretmiş olduğu kavramsal tehditle neden mücadele etmiyoruz? Neden bu işe elimizi atmıyoruz? Taşın altında elimizi koymuyoruz? Çünkü zülfiyare dokunuyor. Çünkü bir şekilde bizim de değişik eksenler üzerinden sorunun bir parçası olduğumuza dair fotoğraflar kendisi göstermeye başlıyor. Şimdi bu sorunlarla yüzleşemediğimiz için 1400 yıldır insanlığın çözümünün adresi olarak gönderilen din Sorunun bir parçası olmuş durumda. Din üzerinden değil, kitap üzerinden değil. O dine ve o kitaba inandığını ifade eden ama o dine ve o kitabı yanlış anlamış insanlar üzerinden veya güçler üzerinden, güç odakları üzerinden. Yani bugün aslında konuşmuş olduğumuz bu fetö meselesi olsun, Dağış meselesi olsun, radikalizm meselesi olsun, PKK meselesi olsun, burada aslında 1400 yıldır yapmakta olduğumuz hataları görmeye dair çok büyük bir fırsat var. Bizi çok büyük bir fırsat sunuyor. Bunu yapabilirsek bu örgütleri, bu yapıları bize karşı kullananlardan da en büyük intikamı almış olacağız. Ama ne yazık ki buraya bir türlü gelemiyoruz. Gelmek de istemiyoruz. Yani şimdi ben açıkçası bu, devlete, bu devlete bağlı olarak göre yapan dini kurumlarımızın şunu yapmalarını çok isterdim. Şu an FETÖ başta olmak üzere dini ve dindarı ismardan yapılar nasıl çalışıyorlar? Bunları kullanmış olduğu metotlar neler? Şirk denilen mesele nasıl metotlar kullanıyor ve nasıl büyük bir istikrarsızlık yaratıyor? Hem Türk dünyasında hem İslam dünyasında. Şimdi bunların hiçbirisini yapmıyoruz. Ve ilginç bir şekilde bizden gözükmeleri, devletten gözükmeleri, milletten gözükmeleri, dinden gözükmeleri bizi aldatıyor, avutuyor ve oyuna düşmeye devam ediyoruz. Ve bunların hiçbirisini ne yazık ki çözemiyoruz. Yani FETÖ değişik kimlikler üzerinden, değişik transferler üzerinden varlığını devam ettiriyor. Yani bu FETÖ derken aslında temelde kastım şu. FETÖ İslam dinine göre bir şirk meselesidir. Ve biz bu şirk meselesini ne yazık ki çözemiyoruz. Çözemediğimiz için bu yani istikrarsızlıktan da kurtulamıyoruz. Yani böyle olunca Açıkçası hani e, kusura bakmayın bu cümleyi kuracağım ama hani fetonun fiziki varlığıyla eksik olduğunu düşündüğüm bir mücadele ama kavramsal varlığıyla teolojik varlığıyla yapılmayan mücadele ne yazık ki bizi bu işe müstahak hale getiriyor. Şimdi eğer bir gelecek kurgulayacaksak, eğer Türkiye'ye dair bir gelecek olacaksa, eğer bizim coğrafyamız, bizim kültürümüz, bizim medeniyetimiz ve bizim inancımız insanlığa bir yol gösterecek olursa 1400 yıldır bizi kendi içimizde boğan bu kontaminasyonlardan, bu sorunlardan kurtulmak zorundayız. Bakın ben benim temel öngörüm şu. Gerek batı, gerek kuzey, gerek doğu ortaya koymuş olduğu emperyal, emperyal eğilimlerle, <laughs> sömürgeci eğilimlerle, istilacı eğilimlerle insanlığın aramış olduğu çözümün bir adresi olmadığını ispat etmiştir. Şimdi bu İnsanlığın çöktüğü, medeniyetlerin çöktüğü bu evrede bizim medeniyetimiz yükselen bir medeniyet olabilecek midir? Yoksa onlar gibi sorunun bir parçası olmaya devam edecek midir? Meselemiz budur. Ve ne yazık ki bunu bir türlü çözemiyoruz. Yani bakın bugün evet hamasi cümleler kurabiliriz. Ama hamasi cümleler kurduğumuz zaman ne yazık ki sonra, sonra bir çözüm üretemiyoruz. Yani sonuçta bakıldığı, bakıldığı zaman ister adını FETÖ koyun, İster DAEŞ koyun, ister IŞİD koyun, ister YPG, PKK koyun, ister dini ve dinleri ismar eden diğer örgütler koyun, ister ideolojik yapılanmalar koyun, inisiyatif üreten biz değiliz. Üzerimizde bu örgütler üzerinden operasyonlar yapılmasını konuşuyoruz 3 saattir. Ve yani çok uzun zamandan beri konuşuyoruz. Demek ki bir problem var. Yani inisiyatif üretmeyle ilgili edilgen ve egemen olmakla ilgili büyük bir problemle karşı karşıyayız. O zaman sorum şu. Biz bu problemi ne zaman çözeceğiz? Ve nasıl çözeceğiz? Şimdi çözemiyoruz. Yani neden çözemiyoruz? Çünkü açık, bakın açık konuşuyorum. Zülfiyar'a dokunuyor. Şimdi ben 4 sene Irak'ta görev yaptım. Mezhep savaşlarını gördüm. Mezhep fitnesini gördüm. 15 yıl cemaatleri tarikatların içerisinde yaşadım. Sorunun ne kadar büyük olduğunu görüyorum, söylemeye çalışıyorum, anlatmaya çalışıyorum. Ondan sonra da linçliyoruz. Yani bakın FETÖ'de çok büyük bir ders var. Dini ve dindarı ismar eden yapılar üzerinden yaşamış olduğumuz kaos. Bu kaosu, bu kaosu kavramsal köklerine inmeden biz ne FETO ile gerçek anlamda mücadele edebiliriz, ne de dini ve dindarı ismar eden diğer yapılarla, ne de ruhbanlık meselesiyle mücadele edebiliriz. Ne de önümüzü aydınlatabiliriz, Türkiye'nin ve insanlığın önünü açabiliriz. Yani Osman, Osmanlı diyoruz. Osmanlıcılık yapıyoruz. E Osman, Osmanlı'da 30 tane isyan çıkmış. 30 tane isyanı 19 tanesi bunlar çıkartmış. Bundan bile Osmanlıcı olan kardeşlerimizi gerekli dersi çıkartamıyorlar. Ve bunların peşinden gitmeye devam ediyorlar. Şimdi bakın İslam başka bir şey. Ama İslam'ın kullananların oyuncağı olmak çok daha başka bir şey. Sorunun çok temeline diyorsunuz. Ama dinde, dinde samimiyet, samimiyet yeterli bir karne değil. Din bilgi ve bilinç dinidir dinle ilgili gerekli bilgi ve bilinç üretemezseniz FETÖ'nün oyuncağı olursunuz. Olmadık mı? Diğerlerinin dini ismar eden diğer yapıların oyuncağı olursunuz. Olmadık mı? Olmuyor muyuz? Şimdi bakın sorumuz şu. Biz devlet olarak, devlet sorunu binlerce evladımızı DAEŞ'a kaptırdık. Binlerce evladımızı PKK'ya kaptırdık. On binlerce evladımızı FETÖ'ye kaptırdık. Nerede hata yapıyoruz? Yani bir bilgi ve bilinç eksikliği yok mu sizce? Yani toplum toplumun bilgi ve bilinç kalkanları çok zayıf değil mi? Şimdi evet bunları fiziki varlığı tehdit ortaya çıktıktan sonra bunlarla mücadele edeceğiz. Ama tehdidin ortaya çıkmasını engelleyici tedbirleri neden geliştirmiyoruz? Yani mesele sadece FETÖ meselesi mi? Yani biraz önce Saygıdeğer konuklar yani üstü üstü açık üstü kapalı söylediler. Yani FETÖ diğer alanlarda diğer şekillerde diğer şirk unsurlarıyla beraber birlikte yaşamıyor mu? Bu bu temel gerçeği üstünü örterek nasıl bir teolojik gerçek teolojik gelecek kurgulayacağız kendimizi? Bakın çocuklarımız, evlatlarımız ortaya çıkan bu kurgusal bozukluklar nedeniyle dini ifadesiyle ferç ferç deist oluyorlar. Ateist oluyorlar, agnostik oluyorlar, futurist oluyorlar. Niye inanmıyorlar çünkü bu ortaya koymuş olduğumuz bu teolojik bir kurguya, teolojik yapıya? Çünkü çok büyük çok büyük bir sorun üretiyor. Ve kendi içerisinde kavgalı, kendi içerisinde mezhep savaşları, meşrep savaşları, tarikat savaşları, tarikat rekabeti yapan bir dine dışarıdan bakan bir çocuk neden inansın ki? FETÖ, FETÖ ile mücadele meselesindeki bu yetersizlikleri gören insanlar nasıl yine inansın gençler bu meselelere? Yani bu açılardan bakıldığı zaman sorgulanacak çok tarafımız var. Eğer niyetimiz gerçekten Müslümanlıksa bakın bütün samimiyetimde söylüyorum. Sonuna kadar Müslümanlık. Ama bu, 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 Müslümanlığı bir şirk yapılanmasına ente eklenmiş olarak yaşamamız ne yazık ki mümkün değil. Ve bu gerçeği ifade ettiğimiz zaman çok ciddi anlamda linçlerle karşı karşıya kalıyoruz. Eğer gerçekten niyet ve maksadımız İslam'ı yaşamaksa neden vahiy üzerinden vahiyye uygun olarak kurgulanmış bir yaşa bir, bir oluşum üzerinden hani şu şöyle bir temel cümle var ehli sünnette kitap sünnet icma ümmet kıyası fukaha şimdi sorum şu sünnet icma ümmet ve kıyası fukaha anayasaya dinin anayasasına Kur'an-ı Kerim'e aykırı olabilir mi olamaz ama aykırı bir sürü kontaminasyon var. Bunlara söylediğiniz zaman vay sen şu busun filan demeye kalkıyorlar. Ya bir kere buradan başlamalıyız işe. Bizim Diyanet İşleri Başkanlığımıza lütfen Allah için bunu bunu rica ediyorum. Neden bu ayıklamayı yapmıyoruz? Neden kurgusal anlamda kitabı uygun bir din yaşam kurgulamıyoruz hala? Bunu yapmaya başardığımız takdirde bakın inanın, emin olun inanç, ibadet ve ahlakla ilgili, inanışla ilgili şirkten kurtulmuş bir din yaklaşımı hem Türkiye'nin önüne açacak, hem İslam dünyasının önüne açacak hem de insanlığın önüne açacak. Kesinlikle. Ama bu yapılamadığı için son derece o orta, orta çağ demirlemiş bir yaşamı din olarak yaşamaya çalışıyoruz ve bu bizim diğer gelişmiş olan medeniyetlerle gelişmiş olup teo, te, teolojik altyapısı batıl olan yapılarla mücadele etmemizi dair bir fırsatı ne yazık ki bize vermiyor. Ya yani, yani konuşuyoruz. Yani tamam e o, müdahale edilen bir coğrafyayız. Müdahale edebilen bir coğrafya değiliz. Bu gerçeği görmek zorundayız. Peki. O zaman bunun kavramsal kökenlerini teolojik kökenlerine inmek zorundayız. Bir de bir de müsaadenizle bir şey söylemek istiyorum. Evet. Ben biraz uzattım konuyu. Biraz tabi bir e, dokunan bir şey. Ama şimdi Bağdat'taydık. Geliyorum Sayın Karakuş Bir hatıramla bitirmek istiyorum müsaadenizle. Bağdat'taydık. Çok kıymetli bir askeri ateşemiz vardı. Yani yüzü düştü bir gün ve apansız Türkiye'ye döndü. Yani Türkiye'ye gelip gitmek falan o, o, koşullarda çok zor. İşgal ve istila altında olan, iç, iç savaş içerisinde olan bir ülkedeyiz. Gitti, sessiz sedasız gitti, apansız. Sessiz sedasız geldi. 10 gün bakıyorum, gözlüyorum. Yani komşu, komşu odalarda oturuyoruz. Hiçbir şey söylemedi, hiçbir şey de soramadım. 10 gün sonra geldi, açıldı. Dedi ki, işte biraz önce Coşkun Albay'ımın müstelif olduğu o İzmir'deki eee Savona meselesi. Eee Fuuş fu, davası meselesi. Savcı diyor ki yani onu ifadeye çağırıyorlar. E, diyor ki ben merak etme diyor. Sen mağdursun diyor. İddianameyi bir açıklıyorlar. <gülüyor> şey, <gülüyor> şey suçlu. Yani sanık. Sanık. Şöyle evet. bir cümle kurdu. Bakın hiç unutmam. İlhan Albay'ım ismini de vereyim. Hiç unutmam. Ya dedi abi. Ben dedi anladım dedi. Bizim dedi önümüzü kesiyorlar dedi. Ama dedi bu kadar büyük namussuzluk olur mu dedi ya. Bu kadar büyük namussuzluk olur mu dedi. Bizim dedi çoluk çocuğumuz var dedi ya. Eşimiz var dedi ya. Bizim dedi namusumuzu kirletiyorlar dedi ya. Ve küstü. Ve küstü ve geri dönmedi. Bakın bu yolla biraz önce saygıdeğer komutanımız bir şey söyledi. E, Uludere olayıyla ilgili. 150 tane dedi pilotumuz dedi pilotumuzu kaybettik sadece bu mesele yüzünden dedi. Bakın Feton'un bu ortaya koymuş olduğu bu namussuzluk yüzünden binlerce evladımız, vatansever evladımız, liyakatli evladımız devletine güvenini kaybetti. Küstü ve gitti ve bir daha geri gelmediler. Bakın biz bir daha böyle hatalar yapamayız. Bu kadar liyakatli vatansever Vatanına, milletine, inancına düşün. Eylatlarımızı kaybedemeyiz. Yani bir kere bir kere hata yaparsınız. Bu hatayı tekrar ederseniz bunun bir adı vardır. Bir daha tekrar evet. ederseniz bir başka adı vardır. Şimdi bir jeopolitik türbülansın içerisindeyiz. Bu jeopolitik türbülansın içerisinde artık hata yapmaya hakkımız yok. Birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız. Ve açıkçası benim bütün siyasi partilerimize çağır. Milletimiz lütfen kendi siyasi ihtiraslarınız yüzünden... Bu milli güvenlik meselelerinde, bu teolojik meselelerde ayrı gayrı olmayın. Ortak bir akıl, ortak bir etkiyle... Ortak Türkiye bir çağrıda bulunuyorsunuz. Lütfen doğru yönetin. Peki.